Sanırım artık buna bir son vermem lazım şu keşif aracına. Ya da dur. Daha iyisi. Otomatiğe bağlayalım. Ne yapıyorsa yapsın. Kafasına göre takılsın. Bogota ile aramızı ne zaman iyileştireceğiz? 6 turn sonra bir kop neydi? 152. 6 turn sonra bir rig yapsın. Hemen arkasından bir kop düşünebiliriz. Çünkü lider olan devletle aramızdaki puan farkı ne kadar azsa co-op şansı o kadar yüksek oluyor. Ama co-op'tan sonra güzel bir puan geliyor. O açıdan avantajlı bir yöntem yani. Hadi bakalım next. Şunu şöyle getirelim. Şu anda bile 4 tane engineer'imiz var. Sen bekle buradan. Turnumuz devam etti. Bu arkadaşı buraya getirelim. Yeni bir kaynağımız oldu böylece. 36, 40 olacak diye düşünüyordum ama 40 olmadı. Pardon, 32 de 36 oldu değil mi? Tamam, o zaman şimdi bir ne seçelim? Bir şey diyeceğim, bunu bekletebiliyor muyum? Aa yok. İlla seçmem lazım. Bazı oyunlarda öyle ayarlanabiliyor çünkü. Patronajı açalım. Böylece diğer şehir devletlerle aramız iyi olabilir. Ha bir de evet tabii ki. Bir dünya harikası daha var yapmak istediğim. Diplomaside avantaj kazandıracak bana. O da hemen buradan göstereyim. Biraz geride kaldı ama teknolojisini açmadığımız için, pardon, politikasını açmadığımız için henüz yapamıyoruz. O Fizi de mesela benzer şekilde politikasını açmamız gerekiyor onu kazanmak için. O da şu. Forbidden Palace. Bu Forbidden Palace hem mutluluk konusunda avantaj kazandıracak bize. Yani faydalı olacak. Hem de Dünya Kongresi'nde iki delege daha kazandıracak bize. Kesinlikle değer yani onu almaya. Patronajı açıyoruz. Zaten patronajı açtığımız için şehir devletleriyle aramızdaki ilişki kaybı %25 azalacak. 2 turn sonra bu bitiyor. O bitsin. Sonra Forbidden Palace açarız. Şimdi tabii Mecca bana bir şey söylemedi bu konuda. Hani neyi açtığı konusunda. O da beni görmüyor. Sadece Forbidden Palace'ı yap... Pardon, Porcelain Tower'ı yaptığımız için benim artık rasyonalizmi açtığımı gördü. Bu arada aradaki puan farkını güzelce kapattı. Şehir sayısını arttırarak doğal olarak. Ama bu ona yetecek mi acaba? Güzel. Şu anda yapacak bir şey yok. Bu arada burada fabrika yapacaktık, değil mi? Neyse fabrikayı öne alırız. Ya da pardon, Forbidden Palace'ı mühendisle yaparız. Bu arada bir sonraki mühendisimiz ne kadar fiyata? Oo, 1670. Hızlı şekilde pahalanmış. Neyse mühendislerden zaten 4 tane var şu anda. Çok var mühendis. Evet, bir dünya harikası daha yaptık. Bu dünya harikası Taj Mahal sayesinde bir altın çağı daha başladı. Ayrıca sadece kültür falan veriyor. Onun haricinde özel bir çok çok muhteşem bir tarafı yok. Forbidden Palace. 4 turn'da yapılabiliyormuş. O yüzden ben hiç şey yapmaya gerek duymuyorum. Mühendis falan kullanmaya. Yani bence iyidir. Umarım bu arada bir bakalım casusla. Belki bir ihtimal görürüz bir şeyler. Workbot yapıyor. Co-op %54'e çıkmış ama bekleyelim biraz daha. Şangay'daki Tire'ye gidiyormuş. Yine bence Tire'ye gitsin. Ya da acaba buraya mı göndersek? Yok. Tire çok daha avantajlı. Filolarımızı biraz daha geliştirmemiz gerekecek ama henüz değil. Henüz sıkıntımız yok çünkü. Devam edelim. Turn tamamlandı. Bir tane müzisyenimiz oluştu.
Yine de onu bir eser yaptıralım diye düşünüyordum ama bu eserler bize ama bir özellikleri var bunu biliyorsunuz. Bunu yaparsam ne olur diye düşünüyordum ama sanırım geçiş hakkımız olmadığı için bunu zaten yapamayız. O yüzden eser oluşturacağız. Çaresi yok. Bu özellik doğrudan turizm pompalaması yapabiliyorsunuz. Ama hedef devlet hangisi ise onun sınırlarının içerisine girmeniz lazım. O yüzden böyle bir şey mümkün değil. Bir eser yarattık. Milan bir görevi varmış. O görevi sonlandırmış. Evet. Üretim nerede? Gonzo'da fabrika yaptık. Harika. Ha, Gatling Gun. Artık bizim askerlerimizi Gatling Gun'a dönüştürebiliriz. Bazı askerlerimizi. Biliyorsunuz hangileri olduğunu. Constabulary, Zoo, bunlar var. Başka da bir şey yok. Yani şu anda bol paramız var ama yani o kadar da kasmayalım. Çünkü bu paranın 82'si dışarıdan geliyor. Burada bana ticaret yolu gönderdi galiba Mecaka. Çünkü birdenbire 4'ten 7'ye çıktı gözümün önünde. Biraz daha artsın. Şimdi dönüştürebileceğim askerler bunlar. Bunlar Gatling Gun'lara dönüşebilirler. 150 altın gerekiyor tabii dönüştürmek için. Ben şimdilik dönüştürmüyorum. Menzilleri benim daha çok işime yarayacak gibi görünüyor. Her ne kadar bunun menzili mesela şu sınırı, şu tepe sınırını geçemiyorsa da şimdilik bekletmek daha mantıklı. Çünkü karşımızdaki askerler hala zayıf askerler. Gatling Gun çok da sevdiğim bir asker çeşidi değil. Şimdi devam edebiliriz ama orada bu ne yapıyor burada? Buraya maden yapıp geri dönmüş. Helal. Helal sana. O zaman beklesin. Tamam. Tamamdır. Şu Forbidden Palace bittiği zaman süper olacak. Ne yap? Heh, fabrika yapıldı burada. Constabulary Harbor. Bunların çok manası yok. Çok faydalı şeyler değil. Kervansaray yapalım. Boş durmasın bari. Stacked Unit diyor. İşçi varmış bunun tepesinde. Sen niye duruyorsun ki orada? 1, 2, 3. Şehir devletlerinden toprak çalmayı falan düşünüyorum şu anda. Bu işçi şöyle gelsin. Şu tepeye... Yok, şu yola gelsin. Yolda beklesin. Şimdilik. Ha, bu kervan nereye gidiyormuş daha önce? Daha önce başkentimize gönderiyormuşuz. Üretim. Bence şimdi yemek gönderelim. Üretim zaten had safhada. Scientific teori gelmeye başlıyor. Kervan nereye gidiyormuş? Bunu mesela... Ha, Tire 9 altın getiriyor. Gitsin gitsin. Güzel. 9 altın iyidir. Evet. Aradaki puan farkını gerçekten güzelce kapattı. Bakalım ne yapabileceğiz buna karşılık. 1, 2, 3, 4. Bu işimize yaramıyor. Aslında şurada bir şehir kurulabilirmiş ama hiçbir işe yaramaz çünkü burası çöl. 1, 2, 3, 4, 5 tane çöl karesi var. Hadi bu ikisini saymayalım. Çöl olmasa da burası bu şekilde olurdu belki. 3 tane çöl karesi ne kadar işimize yarayabilir? Üstelik deniz kaynağı varmış. Burada şehir kurulabilir o zaman. Deniz kaynağı 1, 2. Evet, iki tane. Şuraya kursam mesela 1, 2, 3. Üçüncü adımda deniz kaynağı var. Birinci adımda zaten var bir tane. Bu çöl kareleri hiçbir işimize yaramayabilir. Çünkü Petra'yı biz buraya yapmıştık zaten. Petra, burada da çöller vardı. Onlardan yararlandı. Çöle kurulan bir şehir demek. Nasıl mantıklı olabilir acaba? Şuraya bir şehir kuramayız. Bu arada Y tuşuna bastığınız zaman şu gördüğünüz şeyler açılıp kapanabiliyor. Ben yine arkadaşı fazla bekletmeyeyim. Şu anda zaten konuşuyoruz sadece. Bogota'nın seçimlerini rig ettik. Yani seçimleri hile karıştırmak gibi bir şey oluyor. Bu aralar çok konuşulan şeyler bunlar.
Artık keşfedilecek arazi kalmadı diyor. Ben bunu buraya getireyim. Orada da artık ya bekletirim ya da yok ederim. Daha kaliteli bir şeyler almak için. Şimdi burada duruma bakıyoruz. 5 puan kalmış arada. 5 puan, sadece 5 puan. Şimdi o 5 puanı ben co-op yaparsam %85 ihtimalle co-op'u alabiliyorum. Deneyelim. %85. Ama kaybedersem eğer bu casusum ölecek. Zaten rütbesi olmadığı için ölse de çok bir şey değişmez. Başarılı oldu. Ve artık burayla müttefikiz. Ama çok az farkla. Bu arada hakikaten çok az farkla. Yani beklediğim... Ha, tabii aradaki puan farkıyla orantılı. Bu arada düşüş miktarını görüyor musunuz arkadaşlar? Bilmiyorum. Net bir şekilde görülüyor mu? 60, 0,62 düşüş miktarı. Yani bu aslında yavaş yavaş düştüğünü gösteriyor. Bunlara para da verebiliriz aslında. Bu tarz bir görev çıkarsa para verebiliriz. Hani parayla kazanacağımız scientific teoriyi keşfettik. Bu arada military science'a başladık. Public school yapalım zaten burada. Hem yani bu tarz şeyler çıktıkça bunları yapacağız. Guangzhou'da da public school yapalım. Next. Burada askeri güçleri ben hala şey yapmam lazım. Evet, Forbidden Palace'ı yaptık. Mutluluk seviyemiz daha da arttı. Ondan sonra ve delege sayımız da 2 arttı. Delege sayımız hemen buradan göstereyim size. Ben 8 seviyesine geldim. 2 dün Forbidden Palace'tan geliyor. 2 zaten üyelikten veriliyor. Otomatik herkese verilen miktar. Şehir devletlerden de 3 tane devlet müttefikim var şu anda. Onlardan birer tane geliyor. Toplam 3. Ve bir de şu an lider olduğum için, pardon, buranın yöneticisi ya da nasıl diyeyim, ev sahibi, evet, ev sahibi olduğum için veriliyor vesaire. Başkente döndük. Başkente şu anda dünya harikası gibi şeyler kalmadı. Fabrika yapıyoruz. Fabrika zaten olmazsa olmaz bir şey. Burada acaba patronajdan devam mı etsem diye düşünüyorum. Yoksa Exploration'ı açıp Louvre'u falan yapabiliriz belki. Şu daha önce gösterdiğim binayı. Şu bina. Ama henüz bunu açmadığımız için açılmasına da daha zaman var. Evet, şunu yapıyoruz şu anda. Savaşa da daha çok zaman olduğu için bundan sonra bunu, sonra da hatta bence bunu yapalım. Ondan sonra biyolojiyle elektriği falan geçeriz. Tüfekçiliği en sona bırakıyorum. Tüfekçiliği. Ama eğer Mecca'nın tüfekçiliği keşfettiğini fark edersem, yani şunları upgrade ettiği takdirde, o zaman hiç alternatifi yok. Kesinlikle ve kesinlikle anında değiştirmem gerekir şeyimizi, sıralamamızı. Şimdi Aesthetics açarsam eğer kültürle alakalı bir avantajımız olur. Uffizi binasını yapabiliriz. Burası Resting Point'u 20'ye çıkartıyor ama biliyorsunuz çok fazla devletimiz yok ama yine de 4 tane devlet var. Bunun 3'üyle ittifakım var. Demek ki bu önemli. Ayrıca şunu da açtığım takdirde şehir devletlerinin bana olan bilimsel bir katkısı da olacak. Şunu yapalım. Bunu yapalım. Evet, yapalım. Sonra devam ederiz zaten. Bakın 2000'le geliyor benim şeyim. Bir sonrakisi. 7 turn içerisinde bir sonraki alacağız. Bu gerçekten çok iyi bir oran. Yine bir engineer daha aldık. Daha demin bir tanesini kullanmıştık. Buna hiç üzülmüyorum ama peygamber çıktığı zaman problem çıkıyor. Şu ana kadar 4 tane vardı, birini kullandık. Pardon, 5 tane vardı, birini kullandık ama hala 5 tane var şu anda. Şimdi birini Guangzhou'ya göndereyim. Böyle orada dursun. Şu yeni çıkanı değil de şunu gönderelim. Evet. Bakın 184 bilim puanım var. 184. Tabii Mecca'nın kaç var bilmiyorum. Ama şu public school'lar yapılıyor. 1, 2, arkasından buradan da bir tane gelecek. Kaç olacak bakalım.
184'ten 3 şehrimizde birer public school yapıldığı zaman 184 rakamı kaça çıkacak? Şimdi barışçıl davrandık şu ana kadar. Hep barışçıl takıldık. Ama bir yerden sonra artık inisiyatifi belki de farklı kullanmamız gerekecek. Peygamber geldi oraya. Şimdi teknolojideki liderliğimizi belki de bunu avantaja çevirecek şekilde kullanmamız gerekiyor. Geliyor. Burada ne kargo şipimiz var? Nereye gidiyordu? Bogota 17 getiriyor. Kiev 18 getiriyor. Kiev güvenli değil pek ama çok da sorunlu bir yer değil. Elefantina 29'luk bir ticaret yolu gönderebilirmişiz buradan. 29 mu? Çok iyi ya. Yani 17-18 var. Bir de 29 var. Filomu geliştirmem lazım. Bunlara baktıkça aklıma bu geliyor. 29. Ama o da 14 kazanacak bundan. Yani buraya gönderirsem sadece ben kazanıyorum. Bogota. Hep bunu çıkar meselesi yani. Hep çıkarıma göre düşünmem lazım burada her şeyi. Evet, maliyeti olmayan bir bina yok. O zaman abi ne yapalım? Galeaz yapmayalım ya. Yeni güzel binalar, pardon, gemiler çıktığı zaman yaparız. O zamana kadar bekletelim. Askeri güçlerimizi bir kıyaslayalım bakalım. Daha fazla asker yapmam gerekiyor mu? Yanlış yere tıkladık. Demografik. Asker 75-95. İyiyiz yani. Çok fazla kasmamıza gerek yok. Alan genişliğinde de ben önde miyim? Ama onun 7 tane, 6 tane şehri var. Benim 3 şehrim var ve alanım daha mı çok geniş? Yani alanımın çoğu herhalde deniz böyle boş boş. İnşallah buralarda bir petrol falan çıkar da hani boş denizler bir işe yarasın ya. Bu kim? Ha, şey, evet. Bunu buraya alacağım. Uyuyacak. Bu geldi buraya. Şimdilik dizbend etmiyorum, vazgeçtim. Sonuçta o da bir askeri güç. Ha, buraya ne inşa edeceğiz diye düşünüyorduk. Bir şey yapmayalım burada. Para getirsin. Savaş zamanı birikmiş olan paralara gerçekten acayip derecede ihtiyacımız olacak. Burada 184 müydü bu? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Şimdi videodan seyredenler çok daha rahat görecektir. Ben şu anda hatırlayamıyor olabilirim. 184, şimdi 197 oldu. Bir tanesi bitti şu anda. Şu bitecek birazdan. O bakalım kaça çıkaracak bize. Evet, turn tamamlandı. Bu nereden çıktı? Ha, evet. Sırada ideolojiler var. Evet. İlk ideolojiyi ben seçeceğim için iki tane bedavadan gelecek. Ama tabii bu ne? Bu arada ben bunu niye tıkladım? Ha, yeni bir görev gelmiş Bogota'da. Teknoloji görevi. Belki bunu kazanabiliriz ileride ama şu anda artık ihtiyacımız da kalmadı. Yani ihtiyacım kalmayana kadar görev gelmedi. İhtiyacım kalmadı, şimdi görev geliyor. Gel de şimdi buna... Aa, ne kadar az şey var inşa edilecek şey. Her şeyi bitirdik. 190 küsurdu, 184. İkinci şehirde yapıldı, 212 oldu. Yine paraya koyalım. Kargo gemisi... Evet, nereye gönderebiliriz? Kiev'e gönderebiliriz. 1. Başka şehirlerden Elefantin yine 29 getiriyor. Daha demin yine bakmıştık. Elefantin 29 getiriyor. Heliopolis mesela 20 getiriyor. O da fena değil. Bu da 18 gerçi. Çok büyük bir fark yok arada. Memphis, ya neden bu ikisini, bunu değil de bunu seçebilirim? Heliopolis'e gönderiyormuşum az önce. Yani karşı tarafa fazla para kazandırmamak. Bütün şeyimiz yani çıkar meselesi. Fazla para kazandırmayayım ki güçlenmesin. Yani hep teknoloji, bunlar mantık çerçevesinde düşünmemiz gereken. Memphis'e de gönderebiliyorum ama Memphis'te 6 altın kazanır. Heliopolis'te 4 kazanır. Buraya gönderirsem 14 kazanır. O yüzden asla Elefantin'e göndermiyorum. Ama Kiev çok daha mantıklı gibi görünüyor yani. Ben biraz az kazanıyorum ama o hiç kazanmıyor. Mesela 20 bunu versem bile 4 kazanacak o.
Bunu verirsem ben 2 daha az kazanacağım ama o 4 sıfıra düşecek. Ayrıca teknoloji puanı da gidiyor benden oraya. O da gitmemiş olacak. Ne bu kargo gemisi? Daha önce nereye gidiyormuş? Başkente üretim gönderiyormuşum. Başkente üretim. Bu dursun biraz beklesin. Başkente ne yapabiliyoruz? Bence şu anda başkentin üretime ihtiyacı yok. Başkente yemek gönderebiliriz. Ama ya da diğer şehirlerden bir tane ama yok. Diğer şehirlerden bir tanesi diye bir şey yok. 3 tane şehrimiz var zaten. Public school yapalım buraya. Bu kargo gemisi de başkente yemek göndersin. Ya da başka bir ticaret yapalım. Oha, elefantin. Tamam, bir işe yaramıyor. Şurası 9'a 2. İskenderiye. Bu taraftan gönderiyor. Heliopolis. Heliopolis neredeydi? Yani şu yukarıdaki İskenderiye güneydeki burası. Burası daha güvenli. Burada tabii çok güvenli. Çok güvenli. Düşman gemileri dolaşıyor. Yani hiçbiri güvenli değil açıkçası. Ama benim filolarım bayağı zayıf. Ramses olabilir. Ya da başkente yine yemeğe gönderelim. Ya da bunu başkente nakletip başkentten bir ticaret daha gönderelim. Evet, en mantıklısı o. Boşuna Şangay'dan göndermeye çalışmayalım. Forbidden Palace. Evet, bu da burada uyusun. Evet, şimdi ideoloji seçelim. Burada dursak mı acaba diye düşünüyorum ama turn yapmamız gerekiyor. Şimdi freedom teknolojilere yarıyor. Autocracy biraz savaşa yönelik. Ordursa biraz daha üretime yönelik ama ordur ben genelde tercih etmiyorum. Şu anda iki seçenekten birini tercih ediyorum. Şu ikisi. Arkadaşa bir söyleyelim. Şimdi otokrasi... pardon. No de. Yani şuradan detaylara bakalım. Otokrasi seçelim. Ne olacaksa olsun. Evet, otokrasiyi seçtik. Sebebi de savaş ihtimalinin her zaman bu oyunda yüksek oluşu. Otokrasi de savaşa yönelik bir ideoloji. İleride eğer ben saldırma ihtimalini de hesaba katarak ileride eğer ben saldıracaksam otokrasi yine işime yarayacak. Savunacaksam da işime yarayacak ama eğer sadece barışçıl bir şekilde sonuna kadar gideceksek o zaman belki de dezavantajlı olabilirim. Özellikle Magicka eğer Freedom'ı seçer de işte kültüreyi oynarsa başarılı olabilir bu konuda. Bu arada buna sanırım para yatırdı arkadaş. Ben de yatırıyorum. Al sana. Hemen şeylerimizi seçelim. İdeolojileri. Bir neyi seçelim? Şunu seçebiliriz. Yaralı askerlerimiz %25 daha fazla şey yapacak. Şu da güzel. Ama bir yazar, artist ya da müzisyen doğduğu zaman 250 turizmin gelmesi güzel bir şey. Bu hiçbir işimize yaramaz çünkü öndeyiz zaten. Militarist state bu da hiçbir işe yaramaz çünkü öyle bir şehir devleti yok. Militarist state yok yani. Şu anda barışta olduğumuz için, savaşın da anında çıkmayacağını varsaydığım için şunu almayacağım, şunu alacağım. Mutluluk seviyemiz zaten yüksek ama şunu da alabiliriz belki. Şimdi ben bunu alayım. Yakın zamanda bir yazar falan çıkarsa. Bir de şunu alalım. Kale Arsenal Military Base'den birer mutluluk gelecek. Bunu da alalım. Bir sonraki seviyede alt şeyden alabiliriz. Yalnız bir dakika. Şunu da alabiliriz %30 ama yok yok. Mutluluk şu anda daha iyi işe yarar. Ya da bir dakika. Ne olur ne olmaz. Çünkü mutluluk işe yarar da. Şey yok. Yani şu an riskimiz yok. Yani düşme ihtimalimiz yok. Çok bayağı yüksek mutluluğumuz var. Onun yerine şu ikisinden birini mi alsak diye düşünüyorum şu anda.
Ne olur ne olmaz diye. Hani ya savaş çıkarsa bir sonraki seviyeden evvel? Gerçi çıkmaz. Çok yakın yani. 5 turn içerisinde alırız bunu. Ya da bunu. Ama bir sonraki seviyeden de alabiliriz. Tamam, o zaman ben şunu alıyorum. Yani endişe etmeye gerek yok. Bakalım arkadaşım ne teklif etti bana. Truffles'ı altın karşılığı almak istiyor. Demek öyle. Modify diyelim. Kaç altının var senin? 600. 82 de geliri varmış. Güzel. Truffles istiyorsan... Bunun mutluluk seviyesi bayağı düşük galiba. Böyle umutsuzca Truffles peşine koştuğuna göre. Ama 200 altına ben vermiyorum. Yani silver vermek istiyorsan ver diyeceğim ama silver benim de ihtiyacım yok şimdi. O da var yani, ihtiyacım yok. Gold per turn olarak almak da çok mantıklı değil. 300 diyelim bakalım ne diyecek. Karşı bir teklif gönderdi. 250. Zaten ideali 240'tır aslında. Yani bütün diğer oyunlarda 240'tır. Bu hızlı oyun burada kaç olması gerekiyor bilmiyorum. Belki de aynıdır. Şimdi kabul ederim. Altın her zaman işime yarar. Bir de peşin peşin aldığımız için bizim için sıkıntı yok. Aslında avantaj bende. Kabul ediyorum. Turn'u geçip sonra da bırakacağız. Evet. Altın çağımız bitti. Turn'umuzu yaptık. Burada kayıt alıyorum. Ve oyunumuzdan şimdilik çıkıyoruz.